Lefkoşa'mız M.Ö. 7. yüzyılda kuruldu. O kadar köklü bir geçmişe sahip, o kadar uzak bir geçmişe sahip Lefkoşa şehri. Ve işte bugünkü şartlarda ortadan bölünmüş bir Avrupa başkenti aslında. Ben Lefkoşa'ya tam olarak kendimi ait hissediyorum. Lefkoşa'dan başka bir yerde kesinlikle ve kesinlikle ya yaşayamayacağımı düşünüyorum. Çok büyük değişimler yaşadı aslında. Bunlar tarihsel dönemler, tarihsel dönüşümlerin yaşandığı dönemler. Kapılar açılırken de, referandum gerçekleşirken de, ana merkez Lefkoşa'ydı. Mitingler, eylemler, etkinlikler, her taraftan insanlar dalga dalga Lefkoşa'ya geliyordu. Nasıl ki her ailenin bir evi var. Ancak toplumu da bir aile gibi düşünürseniz, toplumun da bir eviydi aslında Lefkoşa. Ve bu evi darmadağın ettiler, mahvettiler. Lefkoşa Türk Belediyesi'nde, Lefkoşa'mızda gerçekten hiç kimsemizin hak etmediği olaylar yaşanıyordu. Grevler, maaş ödenmeyen insanlar, sokaklar, çöpler içerisinde ve bizden önceki belediye başkanı yarattığı durumdan dolayı istifa etmek zorunda kaldı. Henüz maalesef temel altyapı sorunları çözülmemiştir. Hala daha şehrin kanalizasyon altyapısı bakımından %30 kısmı sisteme dahil edilememiştir. Hala daha şehrin önemli bir kısmının şebeke sularının hatları asbest borularla sağlanmıştı. Bunlar kesinlikle değişmesi gerekiyor. Göreve geldiğim günden beri kendime bazı sözler verdim. Bunlardan bir tanesi tamamen ben Lefkoşa Türk Belediyesi'ne adapte olacağım dedim ve öyle yaptım. Her günüm, her saatim, her saniyem Lefkoşa Türk Belediyesi ile geçti. Çünkü biz hep birlikte varız. Kadınlarımızla birlikte varız, erkeklerimizle, gençlerimizle birlikte varız. Ve hayatı hep birlikte paylaşmak daha güzel olur, daha da doğru olur. Lefkoşa Türk Belediyesi olarak onca sorun ve sıkıntımıza rağmen 2700 tane yaşlımıza sağlık hizmeti veriyoruz. İlk kez Ermeni Arabahmet Kültür Evi'nin hemen bitişiğinde Ermeni Manastırı vardır. Vakıflara ait. Restorasyonu yapıldı ve ilk kez yüzlerce Ermeni insan gelip ayin yaptı. Bizim Güney Lefkoşa Belediyesi ile çok iyi bir diyalogumuz var. Çok ortak çalışmalarımız var. Yakın zamanda biz yeni ve son derece Avrupa'nın en modern ikinci büyük arıtma tesisini açtık iki belediye ortak olarak. Köprü oluşturmak istiyoruz biz Güney Lefkoşa Belediyesi ile. Bu köprü çözüme katkı koymak için olacak. Bu köprü Kıbrıs sorununun çözümüne ve iki toplumun yakınlaşmasına katkı koyan bir ilişki olacak. Göreve geldiğimizde Lefkoşa Türk Belediyesi kendi geliriyle maaş ödeyecek durumda değildi. Bu bir. İkincisi, Lefkoşa Türk Belediyesi'nde güven duyulmuyordu yurttaşlarımız tarafından. Biz göreve geldikten sonra çalışanlarımıza gününde maaşlarını ödedik. Kara delikleri kapattık. Biz hizmet alanını durdurttuk. Tıpkı bir önceki seçimlerde söz vermiş olduğumuz gibi. Bizden önceki yönetim 2011 yılında maaşların haricinde bir ayda 2 milyon 300 bin lira para harcadı ortalama her ay. Biz 160 bin lira para harcadık bir ayda. O kadar tutumlu ve tutarlı bir mali politika izledik. Bu yıl 300 bin TL'lik bütçeyi bir tek kuruş para harcamadan iş insanlarımızdan aldığımız desteklerle yaptık. Ve başardık bunu biz. Bisiklet yolları mutlaka yapılacak. Hayvan barınağı mutlaka yapılacak. Bir tramvay hayalimiz vardır. Bunu mutlaka yapacağız. Dere boyundan çıkacak ve surlar içine kadar girecek. Çok değil, 20 kişilik küçük boyutlu bir tramvayı mutlaka şehrin içine kadar sokup yine dönüşünü sağlayacağız. Biz bir yılda Lefkoşa Türk Belediyesi'ni ve Lefkoşa'mızı normalleştirdik. Artık insanlar çöpü konuşmuyor. Lefkoşa'mızın yıldızını biz bu önümüzdeki 4 yılda nasıl ki bir yılda Lefkoşa'mızı normalleştirdik, bu 4 yılda da Lefkoşa'mızın yıldızını biz parlatacağız.